Ne diyorsun sen? Neyi gördün? Cengiz abinin bıçaklandığı anı. Aa! Kim? Kimler yapmış? Nerede gördün, ne zaman? Bak polis bunca zaman aradı, bir şey bulamadı. Ben yaptım diyemedin mi polise be yenge? Ne biçim konuşuyorsun sen be? El alemin evine gelip abuk subuk laflar etmeye utanmıyor musun? Yürü git. İnsanı dinden imandan çıkarma. Bak yenge. Bu talihsiz adamın yanında salağa yatmak istiyorsan sen bilirsin. O zaman ben polise gideyim. Ufak bir araştırmayla bu işin aslını astarını öğrensinler. Çok da güzel bir evim var. Piyanolar, miyanolar. Oh! Mobilyalar da o biçim. 10 numara hayatım var maşallah. Bütün bunlara veda etmek senin için zor olacak. Ne istiyorsun? Para mı? O kadar kolay değil. Ne istediğimi yakında öğrenirsin. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Görüşürüz Cengiz abiciğim. Selametle. İhale dosyası için teminat mektubu hazırmış. Ben bankaya almaya gidiyorum. Niye sen gidiyorsun? Birini göndersene. Bir iki küçük eksiğim var. Onları halledeceğim. Çıkmışken onları da aradan çıkarayım dedim. Tamam. Nasıl istersen. Ama dönünce uğra. Tamam, uğrarım. Dik. Sen zorladın, sen burama getirdin. Dek dursaydın, eline diline sahip çıksaydın. Ben bayılıyorum sanki bu vicdan azabına. Bir de şu herif çıktı başıma. Senin yaptıklarını bilmezler, beni suçlarlar. Yeter! Bakma diyorum! Cengiz. Benim derdim de acım da bana yetiyor. Abla! Ya geldim, geldim. Ne oldu? Yardım lazım mı? Yok. Yeni kalkınca daha bir sızlıyor. Yürüdükçe açılır. Çok azaldı ağrım ya. Bu bana koymuyor bile. O herifin plakasını nasıl almasın? Hala aklım almıyor ya. Ya adamın bir suçu yok. Ben birden önüne çıktım. Allah'tan yavaş gidiyordu. Allah'tan yavaştı. 15 gün yamuldun. Bir de hızlı gitseydi ne olacaktı acaba? Ya büyütme abla. İyileştim işte. Adam da çok üzüldü, hem yazık. Ya ayrıca araba bana çarpmışken plakamı düşüneceğim ben ya, Allah Allah. İnsan olsa senden bir adres, telefon alır. Çarptın madem takip et, değil mi öküz? Ya bir şey olsa? Ya tedavi parası olmasa? Nitekim yok. Ya abla hadi. Çık sen de, biz de ayakkabılarımızı giyelim. Yolu tıkadın ya. İşine gelmedi değil mi? Abla. Bence sen ablamlara, seni döven çocukları söyle.
Ya ne yapıyorsun? Duyacak. Duysun zaten. En azından Armağan ablama söyle bari. O gerizekalıların uzaklaştırmaları da dolmadı mı? Ya yine musallat olurlarsa sana? Sen merak etme. Ben onları hallederim. Ya ablamlar da bin dertle uğraşıyorlar zaten. Bu da eksik kalıversin. Hadi nerede kaldınız? Geldik. Bari müdüre ya da hocana şikayet etseydin. Ya işte o zaman iş çığırından çıkar. Bitti gitti, korkma. Bir kere de vaktinde gelin. Günaydın. Günaydın. Kızlara mı söyleniyordun? Ya ağaç ettiler beni burada. Bizimkiler de Ali'yi almaya gittiler. Haberim var. Ben de çok istedim ama ilk ders sınavım vardı, ekemedim. Günaydın Utku abi. Günaydın kızlar. Günaydın. Az daha... Çok geç kaldık Utkucuğum. Sonra devam ederiz. Hadi kızlar. Hadi. Ne yani? Sen şimdi Utku abiyi görünce etkilenmiyor musun artık? Atlattın mı tamamen? O defteri kapattım. Siz de kapatın. Deşip durmayın. Yediniz başımı sabah sabah. Şaşırıyoruz, ne yapalım? Ne çabuk sildin gitti, anlayamadık. Gördüğüm en büyük aşktı sizinki. İki günde tarih oldu. Yani aşka inancım sarsıldı vallahi. Utku beni aldattı. Ne? Eğer aşka inancın sarsılacaksa nedeni bu olsun Bilgeciğim. Ne zaman? Arkadaş gibi davrandığına dua etsin. Neden söylemedin Armi? Bize gelince deş, kendine gelince mı? Hadi. Hadi hızlı, otobüs kaçacak. Şam geçmiş olsun ha. Sağ ol. Geçmiş olsun Ali. Teşekkür ederim Hulusi Bey. Al. Hadi ara annenleri. Günlerdir bahane bulacağım diye göbeğim çatladı. Ders çalışmak için kamp yaptılar dedim. Kapandılar arkadaşlarıyla, telefon falan da almadılar dedim ona göre. Tamam dur teyze, önce bir Hulusi Bey'le konuşayım da. Hulusi Bey çok teşekkür ederim. Sayenizde erken çıktım. Sizi de yordum, uğraştırdım. Kusura bakmayın. Teşekkürü tek başıma hak etmiyorum. Elif bana iş bırakmadı. Bütün delilleri o topladı. Bu kadar hızlandıran da o oldu. Sağ olsun. Hadi gidelim. Ne duruyoruz burada? Ben izninizle biraz sahile inmek istiyorum. Oy, deniz havasını özledin değil mi Şam? Ula özlenmez mi daha? Evde görüşürüz o halde. Peki. Annenleri aramayı unutmazsın değil mi canım? Unutmam, merak etme. Ben de seni özledim, geç kalma. Tamam. Hadi. Ben de gelebilirim değil mi? Thank you.
Günaydın Armi. Günaydın. Muhabbetine de doyum olmadı bu sabah Armi. Geyik. Seninki orada bak. Aa, dur yetişeyim şuna. Hadi görüşürüz. Tamam. Günaydın. Dersini aldın mı acaba? Vallahi yüzsüzlüğünüze bravo. Mağdurlar utanıyor, saklanıyor. Sizin gibiler meydanda dolaşıyor gerine gerine. Ben böyle düzene. Hop hop bağırın. Dilala babuç gibi maşallah. Ne sandınız ya? Sizin gibi nelerini alt etmişim ben. Yanlış kayaya tosladınız oğlum. Yarışa gelirsiniz artık değil mi izlemeye? Birinciliğin tadı sizsiz çıkmaz. Of. Yürüyün lan. Onu da yarıştırırsan bana da Akif demesinler. Yürü. Başımdan be. Önce bir anlaşalım da. Ne anlaşması? Bize yardımın lazım. Rahat bırakın yoksa hocaya giderim. Sen bilirsin vallahi. Elimizde çok daha güzel, çok daha cömert görüntülerim var. Bütün okula yayılması sadece bir mesaja bakar. Ha sonra bir bakarsın bahtın açılır. Ünlü olursun ha. Ne istiyorsunuz? Bak şimdi ne güzel anlaşıyoruz. Geldim ben. Teminat mektubu tamam. Bunları da imzalarsan dosya tamamlanacak. Güzel. Ali nasıldı? İçeriden bugün çıktığını biliyorum. Zor günler geçiriyor. Ona destek olman doğal. Ama bunu bana söyleyip de çıkabilirdin. Timuçin ikide bir de özel nedenlerden dolayı izin almaktan rahatsızım. O yüzden söylemedim. Hem iki dakika bile kalmadım. Sorun değil Elif. İstediğin kadar özel nedenlerle izin alabilirsin. Ayrıca bana açıklama yapmak zorunda da değilsin. Neyse. Bu akşam güzel bir oyuna davetiyemiz var. Bak, üstelik arkadaşım yönetiyor. Geliriz demiş bulundum ama bilmem gider miyiz? Tabii. Ben biraz erken çıkıp kızları göreyim. Salonda buluşuruz olur mu? Olur. Gelmeyecektim bugün aslında ama seni böyle önemli bir günde yalnız bırakmayı içime de vermedi. Yani bu benden son adım. Neyse. Anlatsana nasıldı içerisi? Tuhaf. Aslında artısı da olmadı değil. Hadi canım ne artısı olacak? Ne bileyim kendime kaldım. Harala gürele yaşarken insan yaşamının ne yön aktığını göremiyormuş. Neredeyse içeri girdim diye dua edeceksin ha. Ama bugüne kadar düşünmediğim her şeyi düşünme fırsatım oldu. Her şeyi mi? Yani her şeyi. Derya. Bana biraz zaman ver Derya, olmaz mı? Oh be. Bana Kaan gibi davranma da istediğin zaman olsun. Benim ikimize de yetecek sabrım var. Hafta iş edindi adam ya sanki ha. Ne işimize gelir diyorum ama Ayaz bu. Laf dinler mi ki kafasına takınca? Ama tem senin, doktorlar benim. Habire dolaşıyoruz. Ya o uyuşturucu bağımlıların halini görseydin kabus gibi. Sen gör işte. Sus be manyak. Bana keş muamelesi yapma sen de onun gibi. Yakamı da bırakmayacakmış. Sen sardın başıma zaten onu. Alacağın olsun ne diyeyim? Söyledi mi? İşte, işte biliyordum sendin demek. Kendi ağzınla yakalandın. Ayaz söylemedi yani sana. Ayaz ser verir sır vermez kızım. Ama nasıl geldin oltaya?
Ne adisin Armi ya? İki hapağımı büyüttün. Bak olay oldu başıma. Of, ben nasıl kurtulacağım şimdi Ayaz'dan? Hayatını kurtardım kızım. Fena mı? Bak hala hayat diyor. Geberteceğim Armi seni. Kaçma. Hocam 15 gündür dinleniyorum. Ne olur diyorum. İyi ya zaten. Hamlamışsındır. Koşamazsın. Hayır hocam, hamlamadım. Durmadım ki hiç. Küçük küçük idmanlar yaptım. Zorladın mı bir de kendini? İş açacaksın başına kızım. Hocam yalvarırım, izin verin. Bu koşu için herkesten çok uğraştım. Ya sonuncu geleyim, razıyım ama oturtmayın beni bir kenarda. Hocam, bu benim için sadece bir koşu değil artık. Anlamı çok fazla, lütfen. İyi. Bugün okul çıkışı antrenmana gel. Orada karar vereceğim. Allah'ım! Çok sağ olun hocam. Affedersiniz. Çok teşekkür ederim. Geldim, geldim. Hayırdır? Hiç sorma yenge. Ev sahibiyle kavga ettik. Doğru dürüst bir yer bulana kadar buradayım artık. Ne? Hasta mısın? Nesin sen be? Git işine. Ne yapıyorsun? Cengiz abim nasıl? Hop! Kime diyorum? Ya kime diyorum? Ya ne laftan anlamaz adamsın sen ya? Yok gidecek yerim, ne yapayım? Tanrı misafiri evden kovulur mu? Hiç yakıştıramadım sana. Burada kalamazsın. El halime ne derim ben? Cengiz abimi kaldırıp koparmak kolay mı yenge? Maşallah cüsseli adam. Erkek işi bu. Sen bir başına baş edemezsin. Değil mi abim? Ben zap yapayım. Sen beğendiğin kanalda gözlerini kırp. Kırpıyor değil mi gözünü? Yenge, bir oda gösterdi. Valizler ayak altında. Rahatsız etmesin seni. Bana bak. Yerleşmeyi düşünme sakın. Bir an önce ev bul kendine, defol git. Cengiz abi, boşuna kaçmıyor musun sen kahveye? Hep böyle aksi miydi yenge? Benimki de laf. Seni getirdi hale baksana. Boşuna dememişler. Kadındır adamı vezir de eden rezil de. Vah abim, vah. Yenge, yardıma ihtiyacın var mı? Allah'ım sen ne sardırdın böyle benim başıma? Esma, Armi'yi gördünüz mü? Görmedim. Görmedin mi? Yok, görmedim. Kızım neredesiniz ya? Müdür seni çağırıyor. Beni? Aa, niye? Evet. Taktı bu adam da bana. İnsanın adı çıkmasın vallahi. Okulda su kesilse adam benden bilecek. Allah'ım yarabbim bak, ya. Bak dik dik konuşma yine. Ne oldu yine ya? Of, ne bileyim ben ya. Gel. Beni çağırmışsınız hocam. Gel bakalım, gel. Sen ne yapmışsın öyle? Hocam yine kim ne dedi bilmiyorum ama vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Dur hele dur. Başlama makineli tüfek gibi yine. Azarlamaya çağırmadım. Hayvanları Koruma Derneği yöneticilerinden Profesör Sadım Bey aradı. Kendisi aynı zamanda benim eski hocam. Çok kıymetli bir hocadır. Aramasından gurur duydum. Göğsümü kabarttın. Aferin. Hocam sokak hayvanlarına yaptığın yardımlardan dolayı sana teşekkür belgesi vereceklermiş. Ama son iki ders sizinlisin. Derneğin yerini biliyor musun? Al bak, adresi yazdım. Bulabilir misin? Bulurum hocam ama ben... Hadi bakalım, hadi. Hadi. Bu neydi şimdi ya? Ne hayvanı, ne yapmışım? Ben anlamadım ki hiçbir şey.
Merhaba. Tebrik ederim. Sen... Sen miydin? Kuşlar okul yönetimiyle aranın kötü olduğunu söyledi. Nasıl? Bu hamle biraz işe yaradı mı? Bayağı pohpohlandım. Müdür hocası aradı sanıyor. Bunu nasıl başardın? Nasıl kandırdın adamı? Kandırmadım. Gerçekten Profesör Sadun Bey aradı. Beni sever sağ olsun. Aramız iyidir. Hadi yakalanmadan gidelim. Zaten yeni düzelttik aranı. Nereye dememin bir anlamı olmayacak herhalde. Adam yarın belgemi isterse? Onu da ayarlarız. Ebru'nun haberi var mı bundan? Yok. İyi de ben eve geç kalamam. Korkma ya, yemek ısmarlayacağım sana sadece. Sen de farklı değilmişsin demek Ayaz Efendi. Eyvah! Şimdi bu da beni etkileyeceğim diye çatal bıçak savaşı yapacağım lüks, kokoş yerlerden birine götürecek. Of. Rahatladın mı oğlum? Hı hı. Gel de seni bir güzel öpeyim. Doyamadım sana ben. Hmm. Oh. Buldun yakışıklı çocuğu bakıyorum. Hem de en yakışıklısından. Hadi otur, soğutmayalım çaylarımızı. Al bakalım. Sağ ol teyze. Aradın mı annenleri? Aradım. Rahatlamışlardır. Şüphelenmeye başlamışlardı artık. Bir şey demediler mi? Sınav işini iyi bulmuşsun. Bir iki söylendiler, ben gönüllerini aldım. Hallettik yani. İyi. Yemeyecek misin? Ha, sonra yesem kızmazsın değil mi teyzem? Şimdi aç değilim. Sana yaptım. Ne zaman istersen ye. Elif'le görüşebildiniz mi? Sen içerideyken çok koşturdu. Çalmadığı kapı kalmadı yavrumun. Öyleymiş. Hulusi Bey anlattı ya teyze. Üzme kendini artık Ali. İkiniz için de böylesi daha iyi. İkimiz diye bir şey hiç yok teyze. Hiç de olmamış. Ben kendi kendime kurmuşum. Elif Timuçin ne mutlu. Allah daha da mutlu etsin. Sen de artık kendi yoluna bak Ali. Daha fazla üzme kendini. Öyle yapacağım zaten. Ben biraz odamdayım teyze. Thank you.
Hoş geldin Ayaz oğlum. Hoş bulduk Hamza baba. Balık sevmem deme bana sakın. Bayılırım. Kralını yiyeceksin şimdi o zaman. Balığı Hamza babadan iyi yapanı bulamazsın. Hoş geldin Ayaz oğlum. Hoş bulduk Hamza baba. Açız bir ziyafet isteriz. Arkadaşıma çok anlattım mahallettin. Mahcup etme beni. Evelallah. Harika çinekovum var, atayım hemen. Sevdiğin özel bir balık var mı? Ben isimlerinden pek anlamam. Fark etmez yani. Sana tabiiz ustam, sen bilirsin şimdi. Ne güzelse getir, yeriz valla. Hele bu kızımız çok aç. Eyvallah, buyurun. Adamın iki ayağını bir pabuca soktu. Merak etme, alışkın o bana. Sık geliyorsun herhalde. Kendinle kalmak için iyi bir yer değil mi? Öyle. Çok güzelmiş burası. Hala öğretmen dedi ki yarın okula düğme ve biraz kutu götürecekmişiz. Ayarlarız kızım. Hala ben piyano çalacağım biraz. Cansu! Cansucuğum! Kızım gel buraya. Cansu! Allah! Kim bu? Cansucuğum! Çantan holde kaldı bak. Sen onu odana çıkar. Ben sana izah edeceğim. Korkacak bir şey yok halacığım. Ne yapıyorsun sen ya? Korkuttun çocuğu. Çok tatlı korkuyor. Ne yapayım? Sizin çocuğunuz yok diye biliyordum yenge. Nereden çıktı bu ufaklık? Sana ne? Aşk olsun. Aramızda ayrı gayrımız mı kaldı yenge? En büyük sırrını biliyorum. Bu ufaklığın her tarafı sır olsa ne olacak? Yeğenim. Rahmetli kardeşimin. Vesayeti bende. Kardeşin öldü demek. Başın sağ olsun. Hadi. Sen çeneye mi buradasın, yardıma mı? Tut da çıkaralım adamı odasına. Hay hay. Gel bakalım Cengiz abicim. Hoppa. Söyleyelim mi? Yok, patladım. Deli misin? Ebru söylemişti az konuşur diye. Az mı konuşuyorum? Kafan şişti sanıyordum. Kendinden bahsetmiyorsun ama hiç. Yok ki bahsedecek fazla bir şey. Bir kör oldu, bir ayvaz hesabı, bir anacım var bana kalan. Çeker kahrım işte. Ne yapsın garibim? Keşke benim de kardeşim olsaydı. Siz beş kızmışsınız galiba. Öyleyiz. Kızlar takımı. Mini bir ordu gibisiniz ha? Sayılırız. Anlatsana biraz onları. Ben iki numarayım. İki yaş var ablamla aramızda. Yeliz'le 13 ay falan var. O bana hiç saltanat sürdürmemiş, hemen gelmiş. Bilge ondan 2 yaş küçük. En uzun tahtta kalan o. Cansu 8 yıl müsaade etmiş evin küçüğü kalması için. Yakın yaşlar olması daha iyi değil mi aslında? Şimdi evet. Büyürken felaketti. Ama şimdi her biri iyi ki var diye dua ediyorum. Hepsi okuyor herhalde. Ablam hukuk okuyordu, kaydını dondurdu. Cansu daha ana sınıfına gidiyor. Bilge ortaokulda. Yeliz benimle aynı okulda, koşu takımında.
Hatta yarışı var yarın. Çok heyecanlıyız. Dışarıdan da geliniyor mu? Hı, herkese açık yarış. Okullar arası zaten. Gilis çok sıkı hazırlandı ya. Bakalım. Ablası gibi savaşçıdır o da. Eminim kazanacaktır. Aa, saat kaç olmuş? Geç kalıyorum. Ben seni yetiştireceğim, korkma. Var mı bir şikayet? Konuşturdun yine. Ellerine sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Sağ olasın. Hiç fark etmemişim ya. Hayret bir şey. Nasıl geçti zaman? Çok iyi geçti bence. Ah, şuna bakar mısın? Ah canım. Haline bak. Hasta mı bu? Bilmem. Neyin var kızım senin? Hı? Yolda buldum onu geçen. Baktım mecalsiz, ayakları tutmuyor. Alayım balıkla besleyeyim dedim. Toparlar dedim ama hala düzelmedi. Gidici galiba. Ay yazık, öyle demeyin. Bir şeyler yapamaz mıyız? Yaparız. Bak müdüre de yalan söylememiş oldum. Gel bakalım ufaklık. Hadi bakalım. Hop hop. Hoppa. Abartmayın arkadaşlar. Doçent olan hoca ben değilim. Sen de az dirsek çürütmedin o tez için Utku. Hoca seni istediğin an resmen asistan olarak bırakacakmış okulda. Daha ne olsun? Abi nasıl kutluyoruz bunu? Yok canım. Ne kutlaması ya? Nasıl oğlum? Kuru kuru olmaz. Isıtacağız işte. Bir ara ısmarlarım size bir şeyler. Şimdi hiç kutlama havamda değilim vallahi. Hadi görüşürüz. Dur beni de bırak. İyi gel. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar ben yukarıdayım. Haberiniz var mı kızlar? Sevgilisinden ayrılmış. Geçen getirdiği okula liseli bir kız hani. Büyük kavga etmişler. Kız basmış gitmiş. O zaman atılım zamanı kızlar. Bu gece Utku'da partiye ne dersiniz? Ne partisi? Yok dedi ya şimdi. Sürpriz parti denen bir şey var canım. İyi ederiz biz bunu, hallederiz. Merak etme. Tamam. Taner baksana, benim kara kız nerede? Yerinde. Keyfi de yerinde abi. Çok seviyorsun köpekleri anlaşılan. Zor durumda olanları. Profesör boşuna dinlememiş senin sözünü yani. Gel bak, ne göstereceğim. Bak. Bu kara kız. Çok güzel. Bunun nesi vardı? Topallıyor. Araba çarpmış. Sakın. Daha eve yetişeceğiz. Ama bu çok tatlı bir şey. Bizim gitmemiz lazım kara kız. Ama sen böyle bakarsan ben nasıl gideceğim eve? Yarışmaya girebilirsin. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Peki. Hadi odalara. Hadi soğumayın. İzni kopardım. Bu halde iyi koştun yani. Ece sen iyi misin? İyiyim. Neden? Ne bileyim. Sabahtan beri bir tuhaflık var sende. Yok. Yorgunum ondandır.
O salaklardan sizi sıkıştıran oldu mu bir daha? Aman ne olur açma o konuyu yine. Ece? Olmadı. Hadi soğuyacağız şimdi. Çok yardım etmişsin. Yapmam gerekeni yaptım. Başına açtığım işler için çok üzgünüm Ali. Sen bir şey yapmadın. Kötü tesadüfler değilim. Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Görüşürüz Bahadır teyze. Yarın anlatırım sana. Pardon. Ben de seni beklettim sandım. Elif bir şey demeye gelmiş. Sen devam et Elif'ciğim. Ben dinliyorum. Yok. Çıkıyorsunuz herhalde. Evet ama biraz vaktimiz var. Yok ya. Anca gideriz Ali. Başını kaçırırsak ne anlamı kalır ki filmin? Ben sizi tutmayayım. İyi geceler. Sağ ol. Hadi Ali. Yürü. Hoş geldin. Elif. Ne oldu? Kızlar nerede? Bırak şimdi. Yeliz bakkala gitti. Bilge de bilgisayarın başında içeride. Ne oldu sana? Sen onu söyle. Hiç. Ali'yi gördüm. Konuşmadım yoksa? Konuşmasa daha iyiydi. Öyle uzak, öyle donuk. Yabancı gibi. Ama sen bunu bekliyordun. Neden bu kadar dağıldın? Bilmiyorum. Buna alışmak zorundayım, değil mi Armi? Arkadaşlar gitmişler bu filme. Çok beğenmişler. Aa, merhaba. Merhaba. Ne haber Yeliz? Sormayın ya. Heyecandan sığamıyorum bir yere. Yarın büyük günü ha? Evet. Hocayı da ikna ettim bugün. Seyretmeye geliyorsunuz değil mi? Deli misin? O yarışı kaçar mı? Seni yalnız bırakmayız herhalde değil mi Ali?
Yani isterim tabii ama... Ya ama mama anlamam ben. Yan çizmeyin bak son anda. Ben geliyorum vallahi. Ali abi. Tamam peki. Evdekiler ağaç olmuştur ekmek diye. Siz nereye? Sinemaya. Havamız değilsin dedik. İyi yapmışsınız. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Sözü hatırlayacak mı bakalım? Ben niye hatırlatıyorum ki? ...50 dakikaya kadar çıkarım. Bir yere ayrılmayın. Baş üstüne Hulusi Beyciğim. Vallahi güzel evmiş. Tam partilik. Buyurun. İyi akşamlar. Biz Utku'nun okuldan arkadaşlarıyız. Evde mi? Evde. Bir dakika. Utku! Utku! Hayda, ne işiniz var millet burada? Sürpriz! Delisiniz vallahi. Baktık senden hayır yok. Ganimetlerimizle geldik, merak etme. Kapıdan konmazsın artık herhalde. Saçmalamayın, geçsenize. İyi akşamlar. Ne oluyor? Geç. Oh, ne yapacağım ben? Ay, şey var mı acaba? Ay, kurumuşuz da Utku. Hazırlıksız da yakalanmışız. Dondurucuda börek var, bari onu ocağa atayım. Ya yok, kim yiyecek Bade abla? Elleri kolları dolu gelmişler zaten. Biz hallederiz, senlik bir şey yok. Ay, olur mu öyle şey canım? Dur çay yapayım bari. Hallediyoruz dedim, odamda takılıyoruz. Sen keyfine bak, biz hiç düşünme valla. Bana çerezler için biraz tabak ver, bir de bardakların yerini söylersen. Bardaklar orada. Tamam. Heh, dur. Ben peçete alayım şuradan. Heh. Ay dur oğlum, ben getirseydim. Tamam tamam, ben hallettim. Of. Dur ben de meyveyi hazırlayayım. Meyve suyu. Kemal, ne yapıyorsun? Şşş, az vaktimiz var Bademum. Lafa tutma da ziyafet hazırlayayım.
Ben sözünü tutan adamım da. Ne sözü ayol? Hem Hulusi Bey nerede? Bırak Bademum. Karışma işime da. Bak garsonluğun faydalarına. Her işi yapacaksın, neme lazım. Ya Utku'nun bir dünya arkadaşı var yukarıda. E topla şunları. Gelecekler, rezil olacağız. Yemek yemenin nesi rezillikte? Bade abla. Oo, mumlar falan masa yıkılıyor vallahi. Ulan neresi yıkılıyor masanın? Masanın bacağı mı kırıktır? E ben niye görmedim? Yani çok güzel olmuş Kemal abi. Hay Allah iyiliğini versin uşağım. Sen bir şey mi istedin Utku? Tamam aldım. Gelmem artık. Siz bakın keyfinize. Hadi iyi eğlenceler. Sağ olasın uşağım. Yine yakmış ayol. Ay dedim sana rezil olacağız diye, değil mi? Ay Kemal, ah! Ya niye söndürüyorsun Bademum? Bak bayıldı uşak soframıza. Ya açan biz insan değiliz. Biz de hayatımızı yaşıyoruz. Ne var bunda? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Başka bir şey lazım mı? İyi bakın bak. Bir daha gitmem ha ona göre. Ya hadi. Bir şey lazım değil. Yoğurt al gelsen. 40 saat bir şey lazım değil demek için mi baktınız? Of. Arkadaşlar, vallahi çok süper iyi geldiniz. Sağ olun, kafam dağıldı sayenizde. Ya çok sıcak olmadı mı içerisi? Camı biraz açsam olur mu? Olur. İyi olur ya. Aç aç biraz hava alalım. Nasıl gidiyor sevgililer? Ya aslında arada toplanalım böyle, çok iyi oluyor. Ders, ders, ders. Nereye kadar? Heh, şunu bileydin. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladın Utku. Biri kuşa kurşun sıkmak lazım diyor. Bir başkası da aldı ki... Al bunları. Burada yatarsın işte. Bak iki günden fazla uzatma bu saçmalığı. Çarşaf marşaf zahmete girmeseydin yenge. Ben kıvrılıp yatardım burada, ne olacak? 10 numara rahat burası vallahi. Sana da iyi geceler. Neden kilitlenin hala? Şeyden. Ben de burada yatacağım bu gece. Birlikte uyuruz, ne dersin? Olur. Kapıyı neden kilitledin? O abi yüzünden mi? Yok canım. Hani keçi masalını okuyoruz ya, onun gibi bir şey işte. Kilitledim kapıyı. Hadi nerede kitap? Götür. Bir zamanlar... Enteresan bir filmdi. Kafam allak bullak gitti. Sen nasıl buldun? Bilmem, vardı biraz. Ben dedim sana, komedi filmine gidecektik işte. Üf, aşk filmi diye okudum ben bunu, ne bileyim. Thank you.
Tabii tabii. Oturalım mı şurada biraz? Yok. Çok geç oldu. Ben istersen seni eve bırakayım artık. Tamam. Vallahi yıllardır böyle hazırdan yemek yememiştim. İlk defa hayırlı bir iş yaptın, sağ ol. Bu insanın o sağ ol diyen dillerine kurban olayım Bademum. Ben niye varım? Sen rahat et diye. Bir de yok olmaz diyordun. Seni ikna edene kadar göbeğim çatladı. Ne bileyim, ev böyle curcunaydı. Ses var, görüntü yok. Ne güzel de, uşakları da bize mızık yaptı. Bademum. Ha bile karnımız doyunca ben sana böyle müthiş köpüklü bir kahve yapayım. Olur. Hulusi Bey kaçta gelecek, bir şey dedi mi? Hulusi Bey. Hulusi Bey. Ay ne oluyorsun? Ay yoksa adamı mı unuttun? Hay Bade, hay! Senin neyin acaba sofra sefası? Ay. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Harika vakit geçirdim. Ben de öyle. İyi geceler. Sana da. Sizi beklerken dolanıyordum arabanın etrafına. Baktım lastiklerin biri söndü sönecek. Hayır'da bir benzin istasyonu görmüştüm. Daha vakit var dedim, gittim onu şişirmeye. Haçan sen dönerken önümüzde de bir kaza ol. Takıldık kaldık. Bu arada yemeğini yemen de iyi olmuş. Afiyet olsun. Efendim. Atıştırdım biraz bir şey. Acıktım da ama ondan geç kalmadım. Yani Hulusi Beyciğim, yolda kaza olunca... Neyse. Olanı konuşmanın bir manası yok Kemal Bey. Bu durum tekrar etmesin lütfen. Baş üstüne efendim. Cin gibi adam. Gözünden de bir şey kaçmay. Benim işim var bu adamla vallahi. Merhaba. Kahretsin. Affedersin Timuçin. Bu akşamki plan benim tamamen aklımdan çıkmış. Kızlara kaptırdım. Fark ettim. Oyun güzeldi. Yani merak edersen. Timuçin, gerçekten çok utanıyorum şu anda. Büyütme, insanlık hali. Ben bunu telafi edeceğim mutlaka. Söyle, nasıl affettirebilirim kendimi? Gerçekten uzatılacak bir şey yok. Kendini zorlayarak benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Hadi üstünü çıkar. Rahatına bak. Kızlar nasıldı? İyiler, selamları var. Yeliz yarınki kuşuna seni davet ediyor. Sahi mi? Bak, oyun için yapıyorsan bu daveti. Hiç ilgisi yok. Orada olmanı hepimiz çok isteriz. O zaman kaçırır mıyım?
İlk defa aileni ilgilendiren bir olaya katılmamı istedin benden. Gece gözüme gram uyku girmedi. Ne yapacağım ben bu adamla Cengiz? İlk defa Elif Cansu'yu aldı diye sevindim vallahi. Allah'tan Şahin'i görmedi. Görse nasıl açıklardım bilmem. Cansu da anlatmaz inşallah. Gel. Günaydın yenge. Cengiz abimi aşağı alalım diye geldim. Giydiriyorum. Bitsin öyle alırsın. Ya ben belin tutulmasın diye yardım etmek istiyorum. Sen surat asıyorsun yenge. Aman eksik olma. Kahvaltı ne zaman hazır olur yenge? Ben çok acıktım söyleme sahip. Yani ne yapayım diye düşünüyorsan ben sandığı yumurtaya bayılırım. Sucuk varsa ayrı yap. Sucuk dediğin sade yenir. Başka bir emrin? Estağfurullah. İşini kolaylaştırıyorum yenge. Yaparsın yenmez. Yazık olur değil mi? Neyse ben bir lavaboya uğrayayım. Allah'ım sen beni mi sanıyorsun? Sok şu kolunu be. Sok. Buyurun, ne vardı? İyi günler hanım abla. Ali Seze'ye bakmıştık. Evdeyse bir çağrı versene bana onu. Kim diyeyim? Biz tanıtırız kendine. Bir saniye. Ali! Efendim? Ali oğlum. Kapıda eşkıya kılıklı iki adam var oğlum. Seni çağırıyorlar. Kim bunlar? Ali! Bana bak, dikkatli ol. Acaba kapıyı açmasak mı? Ya dur, telaş etme teyze, anlayacağız bakalım, dur. Buyurun. Hayırlı günler Ali kardeş. Nail abimin selamını getirdim sana. Nail kim Ali? Dur teyze. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Gel sen de şöyle dışarıda rahat rahat konuşsak Ali kardeş. Oğlum nereye? Kim bunlar? Tamam teyze, sen gir, ben geliyorum şimdi. Gelince anlatırım. Buyurun. Ah.
yüzünüze bakacak cesaretim yoktu. Çok üzdüm sizi, biliyorum. Hani en sevdiğin kıyafete bir şey damlar, onu sileceğim diye telaşla daha da beter edersin ya. Hani koca bir lekeye dönüşür. Ben de öyle oldum işte. Ne yaptıysam düzelteceğim diye yaptım. Ama sonunda koca bir leke oldum. Kardeşlerime de size de. Ama bu defa iyi bir şey yapıyorum. Hatalarımı silmez, biliyorum. Ama ilk defa ben de sizi gururlandıracağım bugün. Ablamlar gibi, Bilge gibi. Bir kerecik olsun ben de yüzüme eğmeden, başımı dik tutarak oturacağım karşınıza. Başardım diyeceğim. Söz veriyorum. Bana dua edin ne olur. Nedir bu? Nail abimin hediyesi. Hayır canım, ne hediyesi? Alın bunu. Bir dakika. Aldık abi, aldık. Arkadaş yanımızda. Ama parayı istemediğini söylüyor. Ne yapalım? Peki. Konuş. Alo. Ne haber yeğenim? İyidir sağ olun da bu nedir anlayamadım ben. Sevdim seni yeğenim. Biz okumadık. Okuyana karınca karanca desteğimiz olsun dedik. Bundan sonra arkanda ben varım. Göz aydın ediyen bu da. Güle güle kullan. Çok düşünceli davranmışsınız sağ olun ama benim ihtiyacım yok. Hadi yeğenim, hadi gözlerinden öperim. Sen yap dediğimi. Kırma Nail abini. Zararlı çıkmaz. Ama... Kapattı. Bakın teşekkürlerimi iletirsiniz kendisine. Sen koy onu cebine birader, bak dalgana. Kabul etmediğimi söylersiniz. Nail abi hiç hoşlanmayacak bu durumda. Ben Nail abinin yardımseverliğine müteşekkirim. İstiyorsa bunu ihtiyacı olan birine versin. Daha hayra geçer. Size iyi günler. Ablam yenecek değil mi şimdi? Evet hayatım. İçecek bir şeyler ister misiniz kızlar? Ben bir su içebilirim lütfen. İçebilirmiş lütfen. Maymun. Hemen fıstık. Abla ben ne zaman eve geleceğim? Az kaldı hayatım, çok az kaldı. Ne o, sıkıldın mı artık orada? Hayır da. Dahası ne ablacığım? Bir abi var orada, korkuyorum ben ondan. Ne abisi hayatım? Adı ne? Şahin. Sizinle mi kalıyor? Abla ne iş bu? Anlarız. İyi şanslar arkadaşlar. İyi şanslar. İyi şanslar arkadaşlar. Ece, kalbim yerinden çıkacak gibi. Sen ne durumdasın? Çok farklı değil. Ay, ben ablamlar geldi mi kapıdan bakacağım. Ben çıktım. Hadi bir şey kalmadı. Ben de geliyorum hemen.
Canım benim. Bade teyzem geliyor değil mi? Geleceğim dedi ama. Ali abi. Ona haber vermedik. Ama yarışmanın bugün olduğunu biliyordu. Bade teyze. Ha. Bade teyze. Ay şükür yetiştik değil mi? Yetiştiniz. Nerede kaldınız? Geldik kızım işte anca. Oy. Merhaba kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızlar merhaba. Merhaba Timuçin. Ne haber? Çok iyi. Kızlar nasılsınız? Bekliyoruz işte. Ablam çıkınca en çok ben bağıracağım Bade teyze. Tabii kızım biz bağıracağız. Hadi Allah kuvvet versin kızımıza. Şaşırdım vallahi seni görünce. Ne zamandan beri okul müsabakalarına merak sardınız beyefendi? Ne yapalım? Yaramaz bir kuzeni olunca insan iki dakika boş bırakamıyor ki. Burnunu neye batıracağı belli olmuyor. Aman aman sakın alttan alma. Hemen enseme bin. Kapatamadınız da şu konuyu ha. İşim bu. Altta kalanın canı çıkar kızım. Daha dur bakalım öyle kolay kurtulamayacaksın benden. Gıcık. Gıcık. Yeliz nereden çıkacak? Ha. Herkese selam. Hoş geldin. Geleceğini düşünmemiştim. Ebru'yu bakıcısız bırakmayayım dedim. Ah Elif abla. Abla hoş geldin Ebru'cum. Ne haber? İyiyim. Bak bu kuzenim Ayaz. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Timuçin, Ebru Armen'in en yakın arkadaşıdır. Memnun oldum. Ben de. Kuzenim Ayaz. Memnun oldum Ayaz Bey. Ben de. Bade teyzeciğim nasılsın? İyiyim kızım. Elif. Efendim. Bu Ayaz ne iş yapar? Bilmem. Tanıyor musun? Emin olamadım. Hadi kızım otur oturduğun yerde. Aa. Ablam, ablam, ablam. Hadi bir yaparsın, hadi kızım. Yüzü mü buruşuk biraz? Yok, heyecanlandı. Ablam, ablam. Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenler, değerli veliler. 5. Geleneksel Ortaöğretim Kurumları Koşusu'na hoş geldiniz. Heyecan dorukta görüyorum ki. Daha fazla heyecanlandırmayalım yarışçı arkadaşlarımızı. Sporcular yerlerine. Thank you.
Abla. Ali ne oldu Yeliz'in ayağına? Bade teyze, nasıl oldun? E işte. Ay. Tuzlu ayran yaptım sana. İşte biraz kendine gel. Sağ ol. Aman be, aman be. Her şey mi gelip bu garipleri bulur? Nereden buldu cama bastı bu kız? Allah'tan ucuz atlattı Bade teyze yine. Ay oydular neredeyse garibimin ayağını. Camı çıkaracağız diye. Ay büyü mü var acaba bu çocuklarda nedir? İnanmıyorsun değil mi böyle şeylere? Aman ne bileyim. Ben de neye inanacağımı şaşırdım. Hadi hadi iç, iç bitir. Ya. Pek tuzlu bu. Hadi. Ay. Sen de benden inatsın ha. Hadi Bade teyze hadi. Ali ile pek iyisiniz siz çıktığından beri. Bilmediğim bir şey mi var? Yok, henüz yok. Ama çok yakında olacak. Ali en azından Elif'i unutma kararı aldı Bade teyze. Bana da kanka gibi davranmayı bıraktı. Kendini tartıyor. Beni başka bir gözle değerlendiriyor. Eskiden duvarlar örerdi önüme. Şimdi farkındayım. Her gün bir taş daha azalıyor duvardan. Sahi mi? Ali bu. Yeniliklere alışması kolay olmaz. Ama benim istediğim bitti. Öyle. İnşallah kızım. Ben de çok istiyorum vallahi. En güzeli bu olacak. Hem hiçbiriniz de acı çekmeyeceksiniz. Hem zaten siz oldum bittim hep iyi anlaşırsınız. Ama sen yine de dikkatli ol. Üzülmeyesin sonra. Ali çok karışık bu aralar. Ne diyorsun? Ben en mutlu günlerimdeyim. Az kaldı Bade teyze. Ali bana gerçek anlamda bakmamıştı bugüne kadar. Bakmasını sağladım ya. Gerisi gelecek. Aferin kız. İnat ettin, dediğini yaptın sonunda. Allah tamamını erdirsin de gözlerin hep böyle gülsün. Amin. Ne de olsa Karadeniz kızıyım Bade teyze. İnat bizim kanımızda da. Zaten başımıza ne geliyorsa iyi de kötü de. Hepsi inattan. Bakayım mı? Ay yok ben bakarım. Sen otur. Buyurun. Ali'yi bir çağırsan hanım abla. Ali yok evde. Ne vardı yine? Nerede? Bilmiyorum söylemedi giderken. Ne vardı? Siz bana deyip ben iletirim. Nail abimin selamı var çok üzüldü. Yanlış anlamayı Ali'nin düzelteceğine inanıyormuş. İletirsin sen kendine. Ne yanlış anlamasıymış bu? O iyi bilir hanım abla. Sen dediklerimizi söyle yeter. Hayırlı günler. Siz hiç hayırlı görünmüyorsunuz ya bana. Hadi hayırlısı. Ağrıyor mu hala? Tetanoz iğnesi çıktı bir de başıma. Ben ona yanıyorum. Beter ol. Armi. Ne ya? Ayağına cam batmış adam koşar mı? Ayağından olacakmış az daha salak. Haklı ablam. Anlamıyorum ben de abla. Hadi battı. Hadi koşacağım diye inat ettin. Camı niye çıkarmıyorsun ki? Çıkardım sandım ya. Fark etmedim bir tanesi kalmış işte. Ya zaten kazanamadın diye canım sıkkın. Gelmeyin üstüme. Ablacığım bu halde üçüncü oldun. Öğretmenin bile şokta. Demek normal kursa rekor kıracaktı diyor. İnanamadı adam.
Annemlere birincilik sözü vermiştim ben. Yine onlara hayal kırıklığına uğrattım. Sizi de. Biz ayağını görene kadar zıplıyorduk bir kere sevinçten. Ablacığım sen koşucu değilsin. Bacakların tam iyileşmemişti. Üstüne üstlük ayağına cam batmış. Yine de pes etmedin. Seninle gurur duyuyoruz. Sen deli misin? Evet abla. Kafana koyduğunu yapabileceğini gösterdin. İmkansızı istedin. Biz yapamazsın dedik ama sen başardın. Son ana kadar bırakmadın yarışı. Bizim için ayağını kaybetmeyi göze aldın. Böyle büyük bir acıyı duymadın. Herkes yarışabilir belki ama kimse bunu yapamazdı. Annemler gurur duyuyordur kızım seninle. Sahi mi? İdolümsün artık, ne diyorsun? Ölmek var, dönmek yok. Sen kızlara göz kulak olabilecek misin? Cansu da evde bu gece. Baş ederim, merak etme. Yeliz'i de bu halde bırakıp gitmeyi hiç istemiyorum ama... kalkmasın sakın. Az kaldı. Mahkemeye bir şey kalmadı. Biraz daha sıkacağız dişimizi artık. Bir şey olursa ara hemen, tamam mı? Ya ne yapacağım Elif? Ya gitsene şuradan hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi duydum, şok oldum. Nasıl, iyi mi? E işte, ucuz atlattı en azından. Piste nasıl basmış cama, ben anlayamadım. Yok, soyunma odasında batmış. Ama bu şaşkın o halde koşacağım diye uğraşmış. Hay Allah. Benim gitmem lazım Utkucuğum, görüşürüz. Güle güle. Unutma sakın, tamam mı? Tamam. Koşudan da haberim olmadı. Niye haber vermedin ki? Bir ben yokmuşum. Herkes biliyor işte Utku. Konuşulurken de mi duymadın? Günlerdir bunun telaşı var burada. Ya koşacak biliyorum ama bugün koşacağını kimse söylemedi. Daha 3-4 gün önce konuştuk ya. Büyük gün ne zaman dedin? Ben de cuma dedim. Cansu'yu erken alacağız ki o da bizimle gelsin dedim. E sen de yoğunsun tabii ya. Partiler, eğlenceler falan. Unutman doğal. Ne partisi Armi Allah aşkına? Arkadaşlarım... Eğlenmene bak Utkucuğum. Bana açıklama yapmana gerek yok. Unuttun mu? Lafı ağzıma tıkma hemen. Aslında... Ya vallahi şurada burun burunayız. Köşe kapmaca oynamaya lüzum yok. Yetişkin insanlarız. Armi, beni bir dinleyecek misin? Yeliz'e bakmam lazım. Selamını söylerim. Cansu'yu ver bari. Amcam görmek istiyor. Cansu! Hadi gidelim Utku abi. Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk. Seninle konuşabilir miyiz Suçsuz amca? Tabii. Buyur. Özel. Özel. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Gel bakalım. Neymiş bu özel mesele? Merak ettim. Halamın evinde bir adam kalıyor. İsmi Şahin. Ben ondan çok korkuyorum. Halam da çok korkuyor. Gece yatarken odamızın kapısını kilitliyor Huysuz amca. Kırmadın, yaptın. Salep nefis olmuş yenge. Afiyet olsun. Boğazında durmuyor maşallah. Can boğazdan gelir. Ben bakıvereyim mi? Otur sen, ne yapıyorsun? Yorulma dedim. Ne oldu yine? Allah Allah. Komşuysa falan. Bir de seni mi açıklayacağım?
Her zilde böyle saklambaç oynamak olmuyor ama. Sovedi'yi verisim geliyor. Hadi hadi, elini çabuk tut hadi. Kim o? Benim Elif. Elif, Cansu'ya bir şey mi oldu? Hayır hala, konuşmamız lazım. Akşam akşam ne sıkıntı tuttu sizi yine? Hala kapıda mı konuşacağız? Geç. Cansu Şahin diye birinden bahsediyor. Burada kalıyormuş. Kimdir bu Şahin? Yok canım, kimse kalmıyor bizimle. Kapıyı neden geç açtın? Cengiz'le uğraşıyordum. Cengiz kendi yer içeri hale mi geldi? Misafirim vardı. Hesap mı vereceğim sana canım? Aa! Evet vereceksin. Kardeşimi ilgilendiriyorsa vereceksin tabii. Kimdir, nedir bu Şahin? Hasta bakıcı. Cengiz'i kaldır indir kolay değil. Bakım için adam lazım. Ne yapayım? Neden baştan söylemeyip kıvırıyorsun? Bana bak hala. Benim bir Cengiz vakasına daha tahammülüm yok. Hasta bakıcımı da size mi soracağım? Kimse benim kadar Cansu'yu koruyamaz. Cengiz'den de zarar gelmez artık, daha ne? Hala gelip efelenme bana ne olur. Adam da gündüz gelip işini yapıp gidiyor işte. Adam dün gece sizde kalmış. Dümdüz yalan söylüyorsun. Ne dönüyor burada? Üstüme iyilik sağlık. Şimdi de yalancı mı oldum? Git kızım, akşam akşam seninle mi uğraşacağım? Adamın kaldığı falan yok. Ya Cansu'yu bilmiyor musun sen? Hep hikayeler uyduruyor. Çocuk o. Kimse kalmıyor burada. Gözüm üstünde bilesin. Cansu bir kez daha şikayet etsin. Eğer bu evde tanımadığım bir adam yaşıyorsa mahkeme falan dinlemem, alırım onu, haberin olsun. Geldim, geldim. Çıldıracağım. Kimmiş yenge? Sana ne be adam? Öylesine sordum canım. Sen de ne bağırıyorsun insana? Bana bak. Cengiz neden bu halde biliyor musun sen? Cansu'yu dövdüğü için, onu hırpaladığı için, bize eziyet ettiği için. Cansu benim için ne kadar önemliymiş, bastı mı kafam? Burada olduğun sürece onunla iyi geçinmeye bak. Çocuk bir kez daha senden korkarsa, sen de benden kork, anladın mı beni? Niye sinir yaptın bu kadar be yenge? Anladım. Ne var anlamayacak? Zaten Cansu çok tatlı bir çocuk. Benim çocuklarla aram çok iyidir aslında. Su mu istedin Cengiz? Tuvaleti gelmiş olmasın? Dur ben götüreyim. Gel abiciğim. Şu
şöyle küvete koy da yıkayıverin bari. Tamam. Gel Cengiz abi. Tamam, tamam. Tamam. Yabancılık çekme be abi. Ne var çekinecek benden Cengiz abi ya? Tamam, tamam. Tamam, çıktım, sakinleş. Benden utandı herhalde. Ah Cengiz, ah. Bu hallere mi düşecektik biz? Gel teyzeciğim, gel. Ali, kimdi şu adamlar? Anlatmadın hala. Ya önemli değil dedim ya teyze. Bu hapishanede bir adam vardı. Onun arkadaşları ziyaretime gelmiş. Nasıl önemli değil? Necidir bunlar? Hiç tekin adam değiller. Dayı dayı konuşuyorlar. Bugün yine geldiler. Teyze niçin söylemiyorsun ya? Hulusi Bey vardı. Yalnız kalamadık ki. Ne dediler peki? İşte o Nail abi üzülmüş mü ne? Geberesice. Yanlış anlaşma olmuş aranızda. Sen düzeltecek misin? Ne demek şimdi bu Ali? Ali, bana bak, korkuyorum vallahi. Bela mı var başında oğlum? Konuşalım mı Hulusi Bey'le? Hayır ya, Hulusi Bey karıştırma. Ben halledeceğim. Peki ne istiyor bu adam senden bu kadar? Ya kötü niyeti de yok aslında. Sadece bana burs vermek istiyormuş. Burs mu? Aa, hiç de böyle zorla burs vereni de duymamıştım. Aman onun kirli parası eksik olsun. Ya alan yok zaten. Korkma, sen halledeceğim ben, tamam? Hadi bakalım, inşallah. Alo. Mesajımı aldın mı yeğenim? Ben de tam size nasıl ulaşırım diye düşünüyordum. Kalp kalbe karşıdır bak. Ama sen dayının kalbini kırıyorsun. Hediye geri verilir miymiş hiç? Adap bilen çocuğa benziyorsun sen. Hani hatırımız vardı birbirimizde? Nail Bey bakın, benim paraya falan ihtiyacım yok. Arkadaşlara da anlattım derdimi. Benden bir isteğiniz olursa elimden ne geliyorsa yaparım. Ama benim parayla işim yok, lütfen anlayış gösterin. Ne diyeyim yeğenim? Olmadı ama bu. Görüşeceğiz da. Kalsa alacaklar. Huysuzla ne konuştunuz bakayım? Özel. Yerim ben senin özelinin. Neler de bilirmişsin sen öyle. Pijamam nasıl? Çok güzel hayatım. Yeni mi? Evet. Halamla geçen gün aldık. Alışverişe gittik. Güle güle giy bir tanem. Güzele ne yakışmaz. Gel bakayım, otur şöyle. Yarın halamın evine gidince o yabancı adam yine orada olursa bize söyle, tamam mı? Gidecekmiş ama. Evet, Cengiz'e bakmaya geliyormuş. Kalmayacakmış. Ama sen ondan rahatsız olursan bize hemen haber veriyorsun. Anlaştık mı? Merak etme, halam varken kimse bana bir şey yapamaz. Halam beni korur abla. Tabii korur. Ama onun da seni koruyamayacağı bir durum olabilir Cansucuğum. O yüzden sen yine de bize haber ver. Anlaştık mı? Tamam. Abla, ama alan beni korur her durumda. Peki canım, korur. Hadi kalk, dişlerimizi fırçalayalım. (Gülüyor)
Günaydın yenge. Bugün toparlanıp gitsen diyorum artık. Sabah sabah hayırdır? Benimle mi göründüler? Zaten iki gün demiştim. İki günde geçti. Senden hala bir kıpırtı yok. Aksine yerleşiyorsun. Çocuk senden rahatsız. Bir şey yapmadım ki ben ona. Yüzünü bile gördüm yok. Sen geldiğinden beri korkusundan odasından çıkmıyor. Korkuyor senden. Diken üstünde, yazık. Ben zararsız adamın tekiyim. Kocasını öldürmek için gözünü kırpmadan bıçaklayan halasından korkmuyor da. Benden korkuyor, öyle mi? Hayri, ne diyeyim? Bana bak, abuk subuk konuşmaya başlama yine. Paraysa paranı da vereceğim. Kapa şu çeneni. Her şey para değil yenge. Haythut kırdığında bir can yani burada. Susuyoruz diye dandun konuşuyorsun. İçimizde tehlikeli olan sensin. Cengiz abimi bıçakta kaç yerinden deşip ne hale getirmişsin. Kış vakti beni de evden kovuyorsun. Bu evden çıkarsam gidecek yerim olmadığına göre ilk iş polise giderim mecburen. Bunu ister misin?